Abdurrahman Dilipak Erdoğan Başkan Evet önümüzdeki günlerde mini bir anayasa değişikliği var. Muhalefet destek verirse bu tam bir anayasa reformuna dönüşebilir. Ya da kapsamlı bir değişiklik de mümkün. Bu konu bu yıl içinde hızlı bir şekilde halledilebilir. Hükümet konuyu her halükarda referanduma götürme düşüncesinde. Böylece halkın hakemliğinde konuyla ilgili geçiş süreci de hukuki bir teminata kavuşturulmuş olacak. Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murad etmiş olabilir. Teşekkürler Akşener. AKŞENER'in MHP'de başlattığı partiyi ele geçirmeye yönelik huruç hareketi geri tepti. MHP bu olaydan sonra AK Parti'ye yaklaştı. Gelinen noktada MHP'deki kriptolar partiden ayrılamıyorlar ve parti de onları ihraç edemiyor. Aslında aynı durum AK Parti içinde söz konusu. AK Parti'deki isimler ayrılmaya korkuyorlar çünkü dışarıda kalmaları halinde bu kendileri için bir felakete dönüşebilirdi. AK Parti'den ihraç edilirlerse bu parlamento ya da belediye meclislerindeki kritik dengeleri açısından risk oluşturabilirdi. Bu durum MHP için de söz konusu tabii. Çözüm erken seçim ama önce anayasa değişikliğinin önündeki en büyük kritik eşik en çok tartışılan konu başkanlık sistemi ile ilgili. Şimdi MHP'nin desteğiyle bu kritik eşik aşılıyor. Bu eşik açıldıktan sonra kalan anayasa maddeleri çok daha kolay bir şekilde meclis halledilebilir. Referandumun ardından muhtemelen bir erken genel seçim yaşayacağız. 2016 referandum 2017 ilk yarı yıl genel seçim ve ardından anayasa reformunun tamamlanması. Ardından kapsamlı bir yasa reformu bu aşamada bir af ya da şartlı tahliye yasası çıkabilir. Erken seçim siyasi partilerin kendi içini temizlemesi için bir fırsat olacaktır yeni bir erken seçimde AK Parti çok güçlü bir şekilde meclise girecektir. CHP ciddi bir oy kaybına uğrayacaktır. MHP pozisyonunu koruyacak ve daha iyi bir temsil imkanına kavuşacaktır. Çünkü yeni mecliste PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP olmayacaktır. Türkiye bir erken seçime mecbur. Biliyorsunuz dokunulmazlıklar sınırlı bir şekilde de olsa kaldırıldı. Bu çerçevede HDP'lilerle ilgili hukuki süreç tamamlandığında Türkiye bir ara seçime mecbur olacak. HDP 22 birlikte millet Vekili çıkarttı. Bunun anlamı şu, sadece Doğu ve Güneydoğu bölgesinde değil, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana'da da milletvekili çıkarttı. İstanbul'un 3 bölgesinde de milletvekilleri var. Tek başına İstanbul, Türkiye genelindeki 5 seçmenden birinin oy kullandığı bir ilimiz. Adana, Meral Danış Beştaş, Adıyaman, Behçet Yıldırım, Ağrı, Leyla Sana, Bertan Öztürk, Dirayet Taşdemir, Ankara 1. Bölge Sırrı Süreyya Önder, Batman, Ayşe Acar, Başaran, Mehmet Ali Aslan, Saadet Becerikli, Bingöl, Hişyar, Özsoy, Bitlis, Mizgin Irgat, Mahmut Celadet Kaydalı, Diyarbakır, Balüken, Nurselay Doğan, Nimetullah Erdoğmuş, Feleknas Uca, Altantan, Çağlar Demirel, Ziya Pir, İmam Taşçıyer, Sibel Yiğit Alp, Gaziantep, Mahmut Toğrul, Hakkari, Selma Irmak, Nihat Aktoğan, Abdullah Zeydan, Iğdır, Mehmet Emin, Adıyaman, Selahattin Demirtaş, Hüdakaya, Celal Doğan, Filiz Kerestecioğlu, Pervin Buldan, Garo Paylan, Erdal Ataş, Ertuğrul Kürkçü, Müslüm Doğan, Kars Ayhan Bilgen, Mardin Mithat Sencar, Gülsel Atalan, Mersin Dengirmir Mehmet Fırat, Muş Burcu Çelik Özkan Ahmet Yıldırım, Siirt Kadri Yıldırım, Besime Konca Osman Baydemir, Dilek Öcalan, İbrahim Ayhan, Salsarı Yıldız, Leyla Birlik, Ferhat Enco, Aycan İrmez, Tunceli Alican Önlü, Van Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Lezgin Botan, Nadir Yıldırım, Tuba Hazer Öztürk, Adem Geveri, Bedia Ertan. Bu illerdeki seçmen sayısı Türkiye'nin seçmen sayısının yaklaşık yarısını temsil ediyor. Sonuçta seçimlerin yenilenmesi gerekecek. Paralelci belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, paralelci muhtarlar var. Belediye meclis üyeleri açısından bakıldığında durum daha da vahim. İçel ve Baylok'tan sonra on binlerce yeni paralelci isim tespit edildi. Belediye meclislerinde bir sürü isim var görevden alınması gereken. Bu işlerin kalıcı kesin çözümü ancak seçimle olacak. Ama şimdi önce başkanlık için anayasa değişikliği ve referanduma öncelikli bir konu. Bundan sonra da tabii ki yeni hükümetin teşkili söz konusu. O zaman bugünkü kabinenin de tamamen değişmesi ya da bu kişilerin milletvekilliğinden istifa etmesi gerekecek. Bu durumda da yeni bir meclise ihtiyaç var. Başkanlık sisteminde mecliste çoğunluğu ele geçirenler iktidarı ele geçirmiş olmayacak. Kimin devleti yöneteceğine halk kendisi karar verecek. Meclis yasa yapacak ve denetim yapacak. Kuvvetler ayrılığı açısından yasama ile yürütme arasındaki iç içelik de sona ermiş olacak. Bu değişiklik Erdoğan'ın kariyer sorunu değil. Yeni Türkiye'nin vizyonu ve misyonu ile ilgilidir. Yeni Türkiye inancından, tarihinden, kültür ve geleneğinden aldığı güç ve hızla tarih sahnesinde yeniden doğuyor. Birileri bunu istemese de engellemeye çalışsa da ırmak yatağına geri dönüyor. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.